İyi geceler sevgili izleyiciler. Kırmızı Telefon'da artı bir de ben Koray Çalışkan'la berabersiniz. Bu gece çok önemli bir konu konuşacağız. Aslında bir siyasi deprem yaşandı bugün. Birbirinden değerli 4 konuğum var. Twitter'da birçok mention gördüm. Herkes de bu programı izliyor bu gece. Türkiye'nin en önemli meselelerinden birini tartışacağız. Ama öncelikle meselenin ne olduğunu konuşacağız. Bu konuşmaya katılmak isterseniz iki tane yolunuz var. Bir tanesi söyleyeceğiniz şey çok önemliyse ya da soracağınız soru 0212 289 0555'ten doğrudan bana bağlanabilirsiniz. Ya da Twitter'dan @KorayÇalışkan mentionıyla sorunuzu gönderebilirsiniz. Sorunuzu soramasam da yönetmenimiz ekranın altında söylediklerinizi yayınlayacak. Birbirinden değerli 4 tane konuğum var bu gece. Doçent Doktor Emre Uslu. İlk konuğumuz. 97'de Polis Akademisi'nden mezun oldu Emre Uslu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans ve Utah Üniversitesi'nde Orta Doğu Çalışmaları bölümünde doktorasını tamamladı. Komiser yardımcısı olarak emniyet teşkilatı içerisinde çalıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terörle mücadele daire başkanlığında komiser olarak çalıştı. New Anatolian gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve şu anda Taraf gazetesinde ve Today Zaman'da köşe yazarı. Hoş geldiniz Emre Uslu. Büşra Ersanlı, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı'ndan sonra siyaset bilimi doktorası yaptı. Orta Asya ve Türk dünyası uzmanıdır. 2010 yılına kadar Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün başkanıydı kendisi. Kendisini yakından tanıyor bütün Türkiye. Kasım 2011'de KCK davası kapsamında örgüt üyeliği ve hatta örgüt yöneticisi olarak gözaltına alındı ve tutuklandı. 9 ay cezaevinde kaldı. Kendisini cezaevinde 2 haftada bir ziyaret ettiğimi söyleyebilir miyiz? Çok uzunca bir süre ziyaret ettim ve o sürecin tanığıyım. O sürecin içerisinde olan biteni iyi biliyorum. 13 Temmuz 2012 günü 3. yargı paketi kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hoş geldiniz Büşra Hocam. Ve Hayko Bağdat, İstanbul Üniversitesi'nde okudu Türk Dili ve Edebiyatı. 2000'li yılların başında Yaşam Radyo'da radyoculuk serüvenine başladı. Radyo dinleyenler kendisini yakından tanırlar. Çok popüler bir radyocu. Marmara Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Hrant'ın arkadaşları diye bildiğimiz bütün Türkiye'yi sallayan, o muhteşem eylemleri yapan insanların içerisinde yer aldı. Bizim de ilk tanışmamız o zaman oldu. Roni Margiles'le birlikte İMC'de bir programı vardı. Ve Taraf Gazetesi köşe yazarı ve Mehmet Baransu İstanbul Üniversitesi'nde iletişim okudu. 97-2000 yılları arasında Aksiyon dergisinde çalıştı. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve tezini tamamlamak ve dil eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 3,5-4 sene Amerika'da yaşadı. Ondan sonra Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Pirus, Devşirme Orduların Son Savaşı, Karargah ve Monsieur isminde 3 tane kitabın yazarı. O dört er böyle öldü. Pimini çekip bombayı verdi haberi. Çok meşhurdur biliyorsunuz. Bütün Türkiye konuşmuştu. Bu haberiyle 2009'da Sedat Simavi gazetecilik ödülünü aldı. Şu anda Taraf Gazetesi'nde köşe yazarı ve bunu reklam için yapmıyorum. Özellikle internet gazeteciliğini çok desteklediğim için söylüyorum. Çok yeni bir web sitesi var kendisinin. Web sitemizin adı ne? Yenidönem.com. Yenidönem.com web sitesi de dün yayına başladı. Ben izleyicilerim dedim. Eminim biliyorum ki bütün Türkiye'de onu bu web sitesi üzerinden onu ve diğer habercileri izlemeye devam edecek. Hepiniz merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Çok kısa bir soru soracağım. Bugün bir siyasi deprem yaşandı. 3 bakanın oğlu gözaltına alındı. Ali Ağaoğlu dahil birçok iş adamı gözaltında. Gözaltı sayısı artıyor. Hatta en son aldığımız habere göre Celal Kara'nın bir demeci bu. Kanal D'de söylendi. Bir bakanın, ismi belli değil şu anda, $1,5 milyon rüşvet aldığının görüntüleri savcılıkta. Bunlara dair bir fezleke hazırlığı söz konusu. Ne oluyor anlamıyoruz. Ama bu gece en azından bir parça anlayacağız. Öncelikle Mehmet Baransu'ya soruyorum. Mehmet Baransu, ne oluyor burada? Valla ben ne oluyor değil ama ne olacağıyla ilgili olarak yanılmıyorsam 1,5 yıl önce özel yetkili mahkemeler yasası değiştirileceği zaman bir köşe yazısı yazdım. Pazartesi günü ben köşe yazısı yazıyorum. O
değişiklik de ÖYM'lerle ilgili değişiklik de 7 Şubat sonrası yapılan o değişiklik de pazartesi gece yarısı çıktı. Ve orada ÖYM özel yetkili, özel yetkili mahkemelerle ilgili değişiklik meclise getirildi gece yarısı ve değişti. Şimdi bu yasanın şöyle bir özelliği vardı. Bu yasa o güne kadar, o gece meclise gelene kadar bir gizli kasada tutuldu. Nasıl gizli bir kasada? Evet, yani gizli kasa derken bir AK Partili bir milletvekilinin kasasında tutuldu ve bunu 5 kişi biliyordu. Ya yani Adalet Bakanı, Sayın Başbakan, Adalet Bakanı, Canikli, diğer isimleri hatırlarsam söylerim. Bu 5 kişinin haricinde bakın Başbakan yardımcıları dahil, AK Parti Genel Başkan yardımcıları dahil hiç kimse bunu bilmiyordu. Ve o gün ben bir yazı yazdım. Hatırlıyorsanız 7 Şubat işte MİT krizi, meşhur MİT krizinden sonra bir özel yetkili mahkemelerle ilgili değişikliğin yapılacağı ve bunun nedenin de 7 Şubat MİT krizi olduğu hep söylendi. Ben de o dönem çıktım, dedim ki hayır bu değil. Şunun için değil dedim. Hükümete yakın bir gazete, Sabah gazetesinin 3,5-4 ay önceki bir manşetini gösterdim. Ortada ne işte 7 Şubat MİT krizi var, ne Oslo süreci var, hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyoruz ve Beşir Atalay'ın özel yetkili mahkemeleri değiştireceğiz diye bir açıklaması ve manşette ki bunu tartışılmıştı hatta bir parça. Evet ama hani 7 Şubat krizini hep bağladılar. Ben evet. de o gün pazartesi günkü yazım duruyor, arşivlerde duruyor. Dedim ki evet özel yetkili mahkemeler değişecek. Biz bu yasanın meclise nasıl geleceğini bilmiyoruz. Ama kuvvetle muhtemelen şöyle bir yasa gelecek bu gece ve geçecek. Özel yetkili mahkemelerin elinden çıkar amaçlı suç örgütleri yetkisi elinden alınacak. Başka bir yere verilecek. Ve bu da şunu gösteriyor. İktidar yaptığı bazı yolsuzluklardan korkuyor. Bunun ortaya çıkmasından endişe ediyor. MİT krizini bahane etti 7 Şubat krizini. Özel yetkili mahkemeleri değiştirecek. Aslında aynen devam edecek bu özel yetkili mahkemeleri. Mahkemeler ya bunu şu anlamda söyleyeyim aynen devam edecek. İşte Balyoz, Ergenekon, KCK soruşturmanın aslında benzer bir şekilde devam edecek bunlar. Sadece adı işte terör bilmem ne mahkemesi olacak. Asıl amaçlanan burada çıkar amaçlı suç örgütleri tanımını özel yetkili mahkemelerden çıkartmak. Çünkü iktidar özel yetkili mahkemelerin cemaate ait olduğunu ya da oradaki hakim savcıların cemaate mensup insanlar olduğunu düşünüp cemaatin kendilerine dönük bir operasyon yapmasından endişe ediyordu. Aynen bu bağlamda bir yazı yazdım. İşte arşivlerde duruyor. Yani bilsem bu soruyu soracağınızı bilsem aslında o yazıyı getirirdim. Tahmin etmediniz mi bu soruyu? Hiç, yani ne oluyor hiç diye soracağım. Yazıdan uzun anlattın zaten. Anladım. Yani yazıyı getirsen daha çabuk. Ve aynen gece yarısı benim dediğim gibi yasa çıktı. Evet. Hatta Ahmet Altan beni çağırdı o dönemde yayın yönetmenimizde. Dedi ki ya kasadaki şeyi de nasıl bildin dedi. Gizli kasada 5 kişinin bildiği. Ben olayların seyrine baktım ve olayların seyri oraya doğru gidiyordu zaten. Evet. Yani işte 7 Şubat krizinin değil asıl amacı 7 Şubat krizi değil başka şeyler olduğunu görüyordum. Bence gerilim artmaya başladı. Gerilim her geçen gün arttı. Sadece 7 Şubat değil 7 Şubat'tan önce de aslında gerilim artmaya başladı. Yani yeni anayasa için referanduma gittik. Yetmez ama evet dedik. Bir takım maddeler çıkartıldı. AK Parti benim fotoğrafımı... Siz hatta evet dediniz. Doğru. Ben evet dedim. Yetmez de değil evet dediniz. Ben de yetmez ama evet dedim. Öyle mi? Tabii ben de yetmez ama evet dedim. Ben daha fazla şeyin yapılması gerektiğini düşünüyordum. Evet. Hatta burada bir şey daha söyleyeyim bakın. Mesela Büşra Hanım özel yetkili mahkemelerle ilgili bu düzenleme yapıldı ama Büşra Hanım'ı salıvermediler. Yanılıyor muyum? Daha sonraki işte paketlerle bilmem neler oldu. Yani bu değişiklik yapılmasına rağmen ne KCK'da ne de öteki davalarda bir değişiklik olmadı. Aynen de yazımda da bunu belirttim. Yani evet. Hükümetin amacı orada çıkar amaçlı suç örgütleri çıkar dediğiniz nedir? İşte yolsuzluk, para, ihale bunları organize suç kapsamından çıkartmaktı. Ve bunu da başardılar. Bu gerilim hep arttı. Yani anayasa yapılmadı. Hükümet 12 Eylül referandumunda %58 evetin arkasında duramadı. Hiçbir düzenleme yapılmadı. Daha yeni yeni bazı düzenlemeler yapılıyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Referandumdan önce benim fotoğrafım. Biliyorsunuz Van Jandarma beni yasa dışı dinlemişti. Ben onları mahkum etmiştim. Evet. Dava ettim. Belgelerini koymuştum. Bakın referandumda hem AK Parti hem referandumu evet verenler gazetelerin aralarına verdikleri broşür ilanlara benim fotoğrafımı kullandılar. Ve aynen şunu dediler. Dediler ki işte Mehmet Barosu yasa dışı dinlendi. 12 Eylül referandumda evet dersek bundan sonra yasa dışı dinleme olmayacak dediler. Evet yasa dışı dinleme demokrasi olmayacak. Demokrasi sözüydü aslında. Referandum. Evet.
Ve evet çıktı. Evet çıktıktan işte bir buçuk iki sene sonra ben MİT tarafından yasa dışı dinlendim. MİT tarafından yasa dışı dinlenmemin belgesini yayınladım. Sadece ben değil, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, birçok insan yasa dışı dinlendi. Ve biz savcılığa müracaat ettik. Dinlemeyi bırakın, ben de takip edildim. Yani takip edilme ve dinleme gerekçem de Uludere gerçeğini açıklamaktı. Yani Uludere'deki o katliamı açıklamaktı. Katliamın istihbatı nereden gittiğini açıklamaktı. Peşime MİT'çiler takıldı ve yasa dışı dinlendiğim belgelerini koydum. Bakın hükümet, o gazetenin arasına broşür koyan hükümet, işte Mehmet Baransu ve ailesi, şu bu artık dinlenmeyecek diyen hükümet yetkilileri, savcılık benim hem özel hayatımın ihlal edildiğini, hem evrakta sahtecilik yapıldığını, ben ve işte Ahmet Altan ve bütün taraf yazarlarıyla ilgili bu dinleme yapan MİT'çilerle ilgili bir soruşturma yapması gerektiğini söyledi ve izin için başbakanla yazı yazdılar ve başbakan buna izin vermedi. Aslında AK Parti benim görebildiğim kadarıyla 2011 yılına doğru ya da 2010'un sonları 2011 gibi bir yol ayrımı kararı aldı kendi içerisinde. Ve ben bu savaşı da şuna benzetiyorum. Yani savaşı tırnak içerisinde kullanıyorum. Ya da bugünkü işte cemaat, işte AK Parti gerilimi, işte iktidar hükümet gerilimi. Ben şuna şöyle bir başbakanın çevresinde başbakana şöyle bir telkinin yapıldığı ve başbakan da buna inandığını düşünüyorum. Şöyle bir şey söylendi başbakana. Bu cemaat işte hem 28 Şubat sürecinde hem 2003-2005 darbe planlarının yapıldığı dönemde ve daha sonraki dönemlerde bizimle askerlerin içerisindeki darbe planlarıyla ilgili bazı belgeleri paylaştı. Ve bu belgeleri daha sonra işte biz bu darbeleri atlattık. Ve bu belgeler ve daha fazlası daha sonra Nokta Dergisi'ne verildi. Daha sonra da Taraf Gazetesi çıktı. Mehmet Baransu işte aksiyonda çalışıyor. Aksiyonda çalıştığı için bir cemaat mensubu, bir cemaat geçmişi var. Şimdi Mehmet Baransu'ya verildi, Taraf Gazetesi'nde yayınlandı. Ve işte bizim bildiğimiz o davalar oldu. Şimdi cemaat bizim yolsuzluklarımızla ilgili belgeleri topluyor. Evet. Aynen bunları işte biriktirecek. Zamanı gelince kullanacak. İşte Mehmet Baransu'ya da başkalarına verecek. Ve bizi bitirecekler gibi bir başbakan yanındaki hem danışmanlar hem bazı bakan ve milletvekilleri başbakana bunu ikna ettiler ve başbakan onun üzerine cemaatle ayrışmayı ve cemaatle mücadele etme kararı aldı. Bu benim gördüğüm muydu? Fotoğraf bu. Efendim? Bu doğru muydu pekala? Bence doğru. Şu an yani, hangi anlamda doğru mu? Yani, bana belge vermesi. Evet. Hayır. O doğru değil. Belge verilmesi değil de yani böyle bir mücadele olacağına dair. Başbakana söylenenler doğru. Şimdi bakın ben hani eğer bu sorunun arasına girip şunu söyleyeyim. Ben mesela benim irticayla mücadele eylem planı belgesi ve sonrasıyla ilgili bir haberim var. Herkes o zaman cemaat diye bir şey aradı. Ya bunu cemaat vermiş olabilir dedi. Ben 3-4 sene sustum. Kimden aldığımı çok iyi biliyorum. Hatta o yazıdan bir sonraki gün bir emekli bir orgeneralle görüştüğümü, onunla nasıl tanıştığımı da satır aralarında da yazdım. Açık da yazdım. Ve o orgeneral bundan birkaç ay önce vefat etti. Ve ben o iki belgeyi ondan aldığımı açıkladım. Açıkladınız. Bakın açıkladım. Ve o orgeneralin cenazesine İlker Başbuğ çelenk göndermişti. Ve o dönem İlker Başbuğ bu belgeyi bana cemaatin verdiğini düşünüyordu. Ve İlker Başbuğ şok oldu. Şimdi bakın benim evet askeri de çok tanıdığım var. Bunun sebebi de şu. Ben Aksiyon Dergisi'nde çalıştığım dönemde meşhur aynen bugünkü gibi şok dedin ya sen. Türkiye o dönemde hatırlayın şok operasyonlarla uyanıyordu. Saadettin Tantan her gün bir şok operasyon yapıyordu. Hatta operasyonlar isim verilme dönemi Saadettin Tantan İçişleri Bakanlığı döneminde yapılmıştı. Ve hatta o operasyonlar bugünküne çok benzer. Saadettin Tantan ANAP bakanıydı. Kendi partisine ve genel başkanına karşı bu operasyon yani yapıldı. Evet. İşte Balina, Burçak, Buffalo bunun gibi. Ben o dönemde mesela sahte et kaçakçılığını yaptım. Ve sahte et kaçakçılığı soruşturmasının askere kadar uzandığı, şu anlamda askere kadar uzandığı, bu sahte et kaçakçılığı yapanların askere etleri sattıkları ortaya çıktı. Ve benim bilgime başvurdular o dönemde askerler. Ben çok sayıda askerle tanıştım, bilgi verdim. Şimdi bana diyorlar ki bavulla belge verdim. O zaman da klasörle belge verdim askerlere. Çünkü bunu talep ettiler, ben o dönemde de verdim. Hatta ve hatta Saadettin Tantan'a birkaç Mehmet operasyon... Peki Mehmet Baransu yanınızdaki bavulda ne var? Yok şaka yapıyorum şu an. Mehmet Baransu, o günlere döneceğiz, konuşuruz. Bana şunu perspektife oturtur musunuz? Yani siz hem istihbaratı çok iyi biliyorsunuz, Türkiye'de olan bir tanesi. Ben öyle bir iddiam yok. Bakın öyle bir iddiam yok. Yani en azından onu ben, okuyorsunuz. Bakın ben şunu söyleyeyim, istihbaratı biliyorum falan. Ben şunu söyleyebilirim. Ben cesaretliyim.
Evet. Bunu söyleyebilirim. Yok, o konuda ben cesaretliyim ve yazıyorum. Bakın, hatta şimdi bugün işte vatandan geldiniz, emniyet müdürlüğünden geldiniz. Ben evet savcıya da yakın olmaya çalışırım. Evet. Emniyet mensubuna da yakın olmaya çalışırım. Bilginin her olduğu yere gazete zaten yakın olmaya çalışırım. Doğru, işiniz odur. Ben bilgi almaya çalışırım. Bakın ben köşe yazarım. Hiçbir köşe yazarı bugün Vatan Gazetesi'ne gitmez. Vatan Emniyet'e gitmez. Çok özür dilerim. Vatan Gazetesi'ne gidenler var. Vatana gitmeyi hiçbiri istemiyor aslında. Ben Vatan Emniyet'e giderim. Doğru. Bugün bütün gazeteci arkadaşlarla yani haberin olduğu yerde haberi koklamam gerekiyor ki yorum yapabilirim. Mehmet Baransı, o zaman tam işinizle ilgili bir soru soracağım. Bir adım geriye atın. Bugün ne oluyor Türkiye'de? Bakın bugün bence ne bir olur? Deprem biraz mi önce bu? İşte biraz yani önce yeni dediğim, bir şey mi oluyor? Bence yeni bir şey olmuyor. Bence benim beklediğim bir şey. Eğer birileri için depremse ben deprem falan siz görmüyorum. Siz deprem görmüyorsunuz. Bakın bu operasyon bir sürecin bence sürpriz. Parçası yani. Şu anlamda sürpriz. Yani benim hiç tahmin etmediğim insanlar var bu operasyon içerisinde. Evet. Ben bugün tweet attım. Tanıdığım insanlar, arkadaşlarım var bu operasyon içerisinde. Benim arkadaşlarım var. Gözaltına alındı bugün. Mesela yani Ali Ağoğlu, bakanların çocukları, bakanların bazı danışmanları var. Ben bunların mali durumlarını biliyorum. Şimdi rüşvet iddiaları var. Hani inanamıyorum ben bunlara. Hani yaptıklarını biliyorum, durdukları yeri biliyorum. Kaldı ki yani hani devlette bu mesela arsa meselesi dönüyor. Bir işi var Ali abinin. Başka bir işi yok. Ali Ağoğlu'nu. Ben Ali abi diyorum. Yani benden büyük olduğu için. Yani o anlamda ben şaşkınım. Ama buna benzer yolsuzluk operasyonların çıkacağıyla ilgili tahminim vardı. Bakın hemen şeye gelin. Zaten Başbakan bunu, buna inandıktan sonra bakın. Peki. Başbakan buna inandıktan sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a şu talimatı verdi. Bürokrasideki cemaatçileri fişleyin. Ve bürokrasideki cemaatçiler MİT tarafından fişlendi. Zaten ve daha sonra daha tasfiye başladı. Tasfiye başladı. Milli Eğitim'de belgeleri sadece yayınladınız. Milli Eğitim birçok yerde biz şimdi bir çok küçük bir bölümünü biz görüyoruz. Ve Hakan Fidan aynen benim peşime eleman takıldı. Cemaati F tipi deniyor galiba. Değil mi? Belgelerde geçen de o. Belgelerde ya, asker de F tipi diyordu. Şimdi AK Parti de F tipi diyor. O ne kadar ironik bir şey değil mi? Askerin aslında kullandığı terminolojisinin aynen AK Parti fişlemesi o strateji bence üzerine AK Parti devletleştiği için başına bunlar geliyor. Yani AK Parti biraz devletleşiyor. AK Parti sivilleşmeden uzaklaştığı için bence bunlar başına geliyor. Yani benim gördüğüm manzara bu. Ve bence de savaş öyle başladı. Hı. Yani Hakan Fidan'ın fişlemesi, bugün görüyoruz ki sadece Hakan Fidan'da kalmamış. Bürokratlar da fişlemiş de. MEP fişlemesi odur. Yani evet. Yani İçişleri Başbakan Müsteşarı'nın kardeşi fişleme yapıyor. Evet. Bakın skandal şeyler oluyor Türkiye'de. Yani gerçekten skandal şeyler oluyor. Ben bazen düşünüyorum ya ben bunun için mi mücadele verdim? Yani hayatımı bunun için mi riske attım? Ergenekon balyozu yazarken, darbeleri yazarken. Yani aynı şeyi iktidar yapıyor. MİT'le başbakanlık arasında telefon hattı kurulmuş. Aynen sizin kırmızı telefonunuz gibi direkt hat. Siz biraz önce direkt hat deyince aklıma o geldi. Sizinki izleyiciyle orada direkt telefondan yasa dışı bilgiler veriliyor. O kadar. CHP'li bürokratlar fişleniyor, iş adamları fişleniyor. MHP'li bürokratlar, evet, iş adamları fişleniyor. Bakın bunlar ben yazdığım belgelerini yayınladım, evet, ve MİT yalandır demedi. Yayın yasağı getirdi. Yayın yasağı. Bakın cemaat fişleniyor ya da AK Parti'nin kavga ettiği cemaatler fişleniyor. Ve bürokrasiden de tasfiye ediliyor. Dün beni bir avukat aradı. İşte şu kadar puanla kazandım hakimlik sınavını. Evet. Hı. Sonra mülakatta elendim. Fişlemelerde adımı gördüm, anladım ki ben bu yüzden tasfiye edilmişim. Bu adam cemaatçi değil, mazlum derci. Anladım. Ya da başka, peki, bir cemaaten mensup. Tamam, bakın, Mehmet işte Baransu. Bu, bakın ben size söylüyorum. Bu olaylar büyüdü, tasfiye, evet, oldu. Yani mesela işte fitne, şunu bunu diyorlar. Ya ortada fitne falan yok. İşte bana fitneci diyorlar. Ya bana fitneci falan, ben gülüyorum. Fethullah Gülen'in açıklaması ortada. Gazeteciler Yazarlar Vakfı'nın hükümete yönelik 11 maddelik açıklaması ortada. Fethullah Gülen'in son 6 aydır özellikle ki satır aralarında yaptığı açıklama ortada. Belli ki bir gerilim var bizim bilmediğimiz, ama bugün taraf sayesinde, tarafın son 15-20 günkü yayınları sayesinde bu gerilimin sebeplerinden bazılarını görüyoruz. Ve bu bence patladı. Aslında o daha gerilim da patlayacak patladı gibi bana geliyor. Mehmet Baransu'nun söylediğinin özeti aslında bu gerilim uzun süreden beri devam ediyordu. O patladı. Şu anda ortaya saçılmış şarapnelleri, sorunları görüyoruz. Suçlananların bir bölümünün böyle suçlara tenezzül etmeyeceğini söylemesine rağmen aslında meselenin bir gerilimden kaynaklandığını ve yeni bir safhası olduğunu, yepyeni bir döneme girmediğimizi, o dönemin içinde olduğumuzu söyledi. Bir araya bir şey girebilir miyim? Şimdi, çok özür dilerim. Herkesin vaktini aldım. Çok özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Şu notu vereyim. Bugünkü operasyon iki ayaklı. Ya iki ayaklı dediğim bir sanatçı hanımefendinin bir eşi var.
O eşi yani zaten kilit isim o. Evet. Onun çevresinde birkaç bakan ismi geçiyor. Bir Fatih Belediyesi var. İran'dan çok ciddi bir para transferi yapıldığına dair haber. Evet evet yani bir öyle yani aslında bir İran bağlantısı iddialar var. Sadece İran değil birçok yerle ilgili. Evet. Sadece İran bunlardan birisi. Bir de Fatih Belediyesi yine aynı soruşturma kapsamında biraz önce benim dediğim ya yani bunları bir savcı yürütüyor. Biraz önce hani benim tanıdığım dediğim ve gerçekten hani ben mali durumlarını biliyorum. Rakamlar falan uçuşuyor. Yani o rakamları herhalde sahip olsalar bugün o işleri yapmazlar diye düşündüğüm insanlar var. Hani anladım. Arabası yok. Yani arabası olmayan insan biliyorum ben. Hani şu an içeride olan rakamlar söyleniyor. Bir de onların ayrı olduğu memur suçlarında bir soruşturma var. Ali Ağaoğlu da o memur suçlarında. Hani aslında bugünkü bu büyük iddiaların olduğu kısımda Ali Ağaoğlu yok. Ali Ağaoğlu öteki kısımda. Tabii yarın ya da önümüzdeki günlerde iddialar ne? Bu bakanlarla ilgili, çocuklarla ilgili iddialar ne? Bunların hepsini hep beraber göreceğiz yani. Evet. Büşra Ersanlı, size sormak istiyorum şimdi. Bu meseleyi bir adım geriden baktığınızda, birincisi ben bugün ciddi bir deprem olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de İçişleri Bakanı'nın oğlu gözaltına alınıyor polisler tarafından. Şimdi bunun kendisi çok büyük bir sarsıntı. Daha da ilginci böyle bir durumda işlemeyen demokrasilerde bile İçişleri Bakanı'nın istifa etmesi ya da başbakan tarafından görevden alınması gerekir. Bu sürecin selahiyeti açısından biz herhangi bir şekilde hükümetten bir tepki alamıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu gece de anlamaya çalışacağız. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ne oldu? Bu ne demek? Bence siyasetten tamamen uzaklaşılmış durumda aslında. Ve Türkiye'de daima çoğulculuk denen şey bizim literatürde bildiğimiz liberal demokrasideki ideolojilerin olduğu bir çoğulculuk değil. Türkiye'de çoğulculuk tırnak içinde bir tek sağ kesimde oldu. Ve sağ yaşıyor çoğulculuğu sadece. Farklılıkları bir tek sağ kesimde yaşanıyor. Bakın deminden beri konuşuluyor. Hiç Kürtlerle ilgili hiçbir şey söylemedi. Daha yeni başladık ama bir tek Mehmet Hayır Baran. Ama yani kimleri fişlediğini falan söylüyor, neler oluyor falan. Kürtlerden bahsetmiyor. Hiç bahsetmiyor. Çünkü olay aslında ki bunun içine bazen CHP'yi de katmak mümkün. Sağ ideoloji içinde oluyor. Yani bütün olan biten. Ve maalesef emniyet çerçevesindeki kültür halka neredeyse yayıldı yanlış siyaset kanalıyla. O kavram da bitirmek fiili. Bitirmek fiili artık herkes için rastgele kullanılıyor. Rekabet sahada, çoğulculuk sahada bitirmek herkese. Ben bunu görüyorum. Yani Türkiye'de sağ dışındaki çeşitlemenin dışındaki herkese bir nefret birikmiş, düşmanlık birikmiş. Aslında ben antikomünizmin hala çok kuvvetli devam ettiğini düşünüyorum. Emniyette en çok kullanılan fiil bitirmek. Bundan çok korkuyorum. Siz cezaevinde yani, duymuş muydunuz bitirmek lafını? Savcılar size bundan bahsettiler mi? Tabii bitirmek her yerde var. Peki bugün bir şey mi bitirilmeye çalışıyor? Bugüne gelir misiniz? Bana bugünü anlatır mısınız? Bugün siyasetten kopuşun iyice yükseldiği bir nokta. Ne demek siyasetten kopuş? Gayet siyasi bir şey oluyor şu anda. Ben bunu siyasi bir şey olarak görmüyorum. Çıkarlar şahsi. Siz söylediniz değil mi? Çıkar meselesi. Ayrılmak isteniyor. Neden isteniyor? Çünkü şahsi. Ama siyasi yağı da var. Siyaset ama siyasi muhalefet torba. Çıkar şahsi, mali konular şahsi, siyasi muhalefet hep torba. Çok şifrelerle konuşuyoruz. Şifreleri bize açıklayın. Rahatça söyleyin. Ne oluyor şu anda? Torba, muhalefet, sol. Yani şimdi, şu anda kimler kavga ediyor, kimler dışarıda, kim dış? Şu anda cemaatli hükümet arasında bir kavga var. Tamam. Tamam mı? Yani yeni bir şey oldu mu bugün? Sağ pluralizm içinde iç kavga var. Sağ kendi kendine. Ben onları aslında birbirinden ayırmam. Tamam. Yani bana sizin soruyorsan. Için iki ben aynı ayırmam. Taraftaki iki aktör mü kavga ediyor? Evet.
Bana tarif edin o aktörleri. Neden aynı taraftalar? Aynı taraftaki insan niye bu kadar kavga etsin? Oldukları için. Niye kavga etsin hocam aynı taraftaki insanlar? Niye etmesin? Aile içinde de olmuyor mu? Paraları götürenler kadınla oluyor. Kadınla erkek ayrı tarafta çünkü. Peki bu solda olmuyor mu hocam? Solda da oluyor ama sol bu pluralizme hiç girmedi ki. İktidar eşit, olamadığı için belki eşit de. Eşit düzeyde. Hayır, ben öyle bakmıyorum mesele. Siyasi mücadele içinde hiçbir zaman sol rekabete giremedi. Sebep? Sebep Türkiye'de 1950'den beri çok kuvvetli olan antikomünizm, sol düşmanlığı ve sürekli düşmanlaştıran baskıcı ve tekçi bir rejim. Peki ama hocam, ben şunu bir itiraz edebilir miyim? Çok Mehmet Baransu bir saniye, bu kadar sağlam gazetecilerle programa çıkınca hep böyle oluyor. Ben böyle dinlemeye başlıyorum bir süre sonra. Bir soru soracağım. Aynı taraf birbirleriyle mücadele ediyorlar, evet, diyor. Evet. Ne aynı tarafta yapıyor? Yani bu kadar aynı taraf birbirlerinin çocuğunu gözaltına alacak kadar nasıl birbirine girsin? Anlamakta güçlük çekiyorum. Ya bir tek bunlar sağcı. İşte yani bu bana çok şu anda en azından program içinde açıklayıcı gelmiyor. Ne onları aynı tarafta yapıyor? Muhafazakarlık, dindarlık, hiyerarşi düşkünlüğü. En başta. Peki. Alternatif hiyerarşi yaratmak istiyorlar. Ha, anladım. İki farklı otoriterlik, evet, mi birbirine girdi? Alternatif hiyerarşi yaratma özlemi var. Peki şu yok mu? Mesela cemaatin tabandan dönüşüme vurgusuyla AK Parti'nin tabandan İslamcı dönüşüm vurgusu. Evet. Bunun arasında bir çatışma yok mu sizce zihniyet farkı açısından? Var tabii. Şimdi yani biri Stalinist mesela, biri daha Gramsci. Şimdi ben cemaati, hani daha yakından, ben şey cemaati daha yakından tanıyan bir insanım. Evet. İlk tanıdığım dönemde o 90'ların sonunda, evet, çok daha hümanist ve çok daha ılımlı bir... Abant'a gittiniz mi? Abant'a gittim. Evet. Abant'a gittim. Onlarla birlikte dergi çıkardık. Hangi dergi? Diyalog Avrasya dergisini çıkardık. Hı-hı. Bazılarını yakından tanırım. Evet. Dostum olan insanlar var. Ama ben daha ziyade... İnsanlara bakıyorum, tanıdığım insanlara bakıyorum. Onlar bana güven verdiyse o başka bir şey. Evet. Ama bir grup olarak bakınca onlar nasıl bizi torbaya atıyorsa benim gözümde de torba oluyorlar bu durumda. Anladım. Siz peki cemaatin bu tutuklamalar sırasında sizi torbaya attığını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Sizi 3000 profesörden biri dedi. Ben de derim ki 20 bakandan biri de diyebilirim. Evet, evet. Yani bunu yaratıyor. Atmosfer, anladım, yaratıyor bunu. Ama ben hiçbir zaman birilerini bitirmeyi düşünmedim. Anladım. Ve de hiçbir zaman düşünmem. Öyle bir terbiye görmedim. Evet. Ve siz bitirmeye çalışıyorsunuz. Emre Uslu. Ne diyorsunuz? Bir, öncelikle Büşra Ersanlı diyor ki, cemaat de AK Parti gibi benzer bir otoriter mantık içerisinde harekete geçip birilerini bitirir. Otoriter mantık değil, iktidar heveslisi. İktidar heveslisi mantık. Özür dilerim, düzeltiyorum. Birinden vurduk, öbür tarafa geldik. Benzer bir iktidar heveslisi mantık üzerinden harekete geçiriyor. Bizim gibi insanları da torbaya atıp bitirmeye çalıştı. Hem buna hem de bugün olanlara bir deprem mi oldu yoksa bir sürecin devamı mı? Bir yorum katabilir misiniz? Ben... esasen bu tartışmayı cemaat AK Parti tartışmasına indirgemenin kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Yani gazetenin başında işte gazete sayfası yaparken yarın en kolay manşet ve en iyi satılacak manşet hangisi diye düşündüğünüzde kavga. Kavgayı basarsınız, ondan sonra cemaat AK Partisi kavgası dersiniz, ondan sonra halk da zaten halkın en kolay anlayabileceği şey budur. Evet. İki tane şeyi kavga ediyor. Dolayısıyla bunlar ortaya çıkıyor diye kolay anlatılır. Oysa ben bu sistemin içerisine baktığımda başka şeylerle bunu değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela bugün Koç'un Tofaş'ına $65 milyon ceza geldi. Tüpraş'a maliyeciler gidiyor. Muhalif ya da AK Parti sermayesinin dışında kalan sermayeye bir takım cezai yaptırımlar uygulanırken AK Parti sermayesi bir şekliyle ödüllendiriliyor, devlet desteğiyle destekleniyor. Bu sistem, bu iki durum
liberal ekonomik bir devlette, liberal ekonomik sistemde sürdürülebilir bir şey değildir. Yani Türkiye kendisini Özal'dan sonra liberal ekonomik sistem olarak deklare etmiş. Bu sistemin aktörleri arasında bunu özellikle de Avrupa Birliği, Gümrük Birliği'nden sonra kendisini iyice bu sisteme adapte etmiş. Ama AK Parti'nin son dönemde özellikle bazı sermaye gruplarını dışlar cezalandırırken, bazı sermaye gruplarını da devlet desteğiyle sübvanse etmiş olması liberal ekonomik sistemin özüne ters. Liberal ekonomik sistemin özüne ters dedi. Biz de o öze ters düşmeyelim. 3 dakikalık bir reklam arası veriyoruz. Büşra Ersanlı, Emre Uslu, Mehmet Baransu ve Hayko Bağdat'la birlikte olan biteni değerlendiriyoruz. Bizden ayrılmayın. Kısa bir süre sonra sizle birlikteyiz. Koray Çalışkan'la Kırmızı Telefon devam edecek.